Arkadaşlar bugün sizlerle hayvan çiftliği yapımlarını gösteren bir video olacak. Hayvan çiftliği nedir öncelikle? Survival'da topladığınız hayvanlardan bir çiftlik yapabiliyorsunuz. Ben hemen çıt alayım. Uçarak yapmayayım. Hafif hafif uçarak yapayım da. Yalnız bu çiftliklerde tavuk çiftliği yok. Tavuk çiftliğini ayrı göstereceğim başka bir videoda. Çünkü tavuklar bu çitlerin üstünden atlayabiliyorlar bir araya geldiklerinde. Tavuk çiftliğinin yapımı biraz daha farklı. Bu şekil ilki kapı alayım hemen. Evet, çit kapısı. Siz böyle içten geçmeli de yapabilirsiniz. Nasıl kolayınıza geliyorsa her bir geçiş yerine bir çit koyarsınız. Ben size sadece göstermelik yapıyorum şu an baştan sağma. Daha güzelini de yaparsınız. Daha genişini. Ben bir de şuradan kapı vereyim. Ters koydum kapıyı. Evet, oldu. Bunları da dizelim. Möntarı katmıyorum çünkü möntarı bulmanız çok zor. Yani yağmur ormanlarında binde bir olasılık. Öncelikle buraya hayvanlarımızı atalım. İnek, koyun, domuz. İki tane inek koyalım. Koyun. Yalnız arada bir tane yavru denk geldi. O yavruyu yavrular hatta. Kesmek zorundayım onları. Kaçma. Ölmek zorundasın. Çünkü zaten yavruları olacak. Videoda karışır yavrular. Tamam. Şimdi öncelikle İneği çiftleştirmek için buğday, domuzu çiftleştirmek için havuç gerekiyor. Üzerlerine sağ tıkladığınız zaman üzerlerinden kalp çıkıyor ve bir tane de yavruları oluyor. Görüyorsunuz. İnekler de öyle. Böyle sağ tıklıyorsunuz. Çiftleşmiş oluyorlar. Fakat koyunlarda şöyle bir şey yapabilirsiniz. Sarı ve kırmızı rengi ben bunlara verdiğimde birini kırmızı, öbürünü sarıya boyayacağım. Bunları boyayabiliyorsunuz. Daha önceki videoda da göstermiştim eğitim videosunda. Bunlar bir çiftleştikleri zaman yavruları turuncu oluyor. Görüyorsunuz. Bu şekilde renkler üretebilirsiniz. Rengarenk bir çiftlik yapabilirsiniz. Bakalım. Evet, çiftliğimiz bu şekil. Tavuk çiftliğine geçeceğim şimdi. Tavuk çiftliği nasıl yapılıyor? Hemen göstereyim. Bunun için de çit kapısı lazım. Hatta benim önerim altını yün yapın. Yani çiftliğin altını yün yapın. Beyaz yün. Çünkü en çok yün atıldığında yumurta çıkıyor. Şöyle. Ben küçük bir yer yapacağım dediğim gibi yine. Bu böyle kalmayacak. Bu şekil koyarsanız tavukları bir süre sonra bakarsınız fazlalaştıkça o bütün tavuklar çıkmaya başlarlar. Ve sizin de başınız ağrır. Sürekli tavuk sokmak zorunda kalırsınız. Bu şekil altını 6 blok kazacaksınız. Çünkü tavuklar en fazla 6 blok yüksekliğe kadar sıçrayamayacaklar.
kaç blok oldu? 4 oldu. 5, 6. Biz 7 kazacağız çünkü yeri kaplayacağız. Bakalım bu kaç etti? 3, 6. Evet, 7 etti. Yünle kaplayayım bunun altını. Hem daha şık hem daha güzel bir görüntü olur. Duvarlarını da aynı şekil. Tabii üşenmezseniz. Ve yağmur başladı. Hiç sevmem. Soğum falan. Yanlış yağış ayarlandı. Ve ben bu kodları elimle sadece Game Rule Keep Inventory hariç diğerlerini yazamıyorum. Bu şekil. Ben göstermelik yaptım. Hani tüm duvarları bu şekilde yaparsanız daha şık gözükür. Şimdi tavuklarımızı atalım. İki tane tavuk. Hatta size göstermek için bir de yumurtayı üyüne atacağım. Göreceksiniz. Şimdi bunları nasıl çiftleştiriyorduk? Şu bildiğimiz şey tohum. Çıkan tohumu bunlara verdiğiniz zaman yavru olmuş oluyor. Bu şekilde tavuk fazlalaştırabilirsiniz tavukları. Şu şekilde bak atıyorum. Evet, bakın biraz uzaktan atınca oldu. Bakın 4 tane falan çıktı. Gördünüz mü bir yumurtadan? Ve daha sonra bunların eğer şayet daha çok yumurtlamasını istiyorsanız etrafı gündüz sanmaları gerekiyor. Bulundukları yeri şu şekil aydınlatacaksınız. Bol bol. Bu şekilde gündüz sanıyorlar ve daha çok yumurtluyorlar. Çiftlik temel adımları bu kadardı. Bugün bir tane daha temel adım videosu gelecek ve bunların hepsini yüklemeye vereceğim. Her zaman gibi. Son video çekmek için videoyu bitiriyorum. Ve tekrar görüşmek üzere diyorum.